Kızım. Sultanım. Ne vardır öyle, ne düşünürsün arpacık kumrusu gibi? Etimi düşünürüm be ana. Etimi mi dedin? Sen herhalde kızım Ferhat demek istedin. Hı? Tabii. Ferhat'tır. Ferhat? Ferhat kızım, hani şu Yunus'un oğlu vardır ya. Kara çocuk. Aman o çulsuzu kim ne yapsın bir ana. Ben Etem'i düşünüyorum. Bak Almanya'dan yeni gelmiş. Öyle çok parası varmış ki ana. Say say bitmezmiş. Etem. Kızım sen delirdin mi be? Kendine gel. Ne Etem'i öyle? Delirmedim ana. Aklım başıma gel. Artık sadece para düşünüyorum kız ana. Zengin bir koca bulsam da evlense. Kız akıl vardır, mantık vardır. Etem sana yakışmaz. Etem hususu bana yakışır. Çok da güzel yakışır. Güzel ikili oluruz onunla. Para gözden hacivat. Sultanım. Kızım para senin gözünü kür etmiş. Adamın bir ayağı girmiş çukura. Kız ondan hiç koca olur mu? En güzeli o olur zaten ana. Herif hemen ölür. Ben de mirasını alırım, daha zengin biriyle evlenirim. Tübe tübe. Kızım sen bu hale nasıl geldin? Doğru söyle kız. Sen o börekten kaç tabak yedin? Ya böreğin bu meseleyle ne alakası var kız ana? Doğru, tabii alakası yoktur. Lan bu büyücü karının ne kuvvetli nefesi varmış be. Sadece parayı sevsin yeter dedik, darphane küpeyle çevirdi kızım. Ne dersin ana? Kafalıyım mı Ethem'i? Kızım, Ethem olmaz. Olmaz. Sana şöyle daha böyle genç kocalar bulmak lazım. Olur. Yani eğer Ethem'den daha zenginse ya neden olmasın? Canım benim, anasını geçmiş. Tabii. Buyunuz kulağı geçirmiş. Değil mi? Değil kızım be. Ethem olmaz tabii. Olmaz Ethem. Yok canım. Ekşimecek, ekşimecek, akşama kalmadı pişirecek ama. Kız Sultan! Ekşimecek, ekşimecek. Bak o Ethem'i kopilip Ferhat'ın önünde gübecik atar. Kıskanmaz mısın kız? Üf, aman be ana ya. Ya ne kıskanacağım Allah'ın çulsuzunu. Bana paralı koca lazım. Canım beni bak ne güzel konuşur bal damlar ağzından. Konuş kız, konuş. Bismillah ne olur ulan? Canım. Yunus'cum, eks aşkım. Ne yaparsın sen o şu hortlak karıya? Teklifimi düşündünüz mü Yunus Bey? Evet Mahmut Hanım. Teklifini kabul ederim ruhum. Ah canım, yerim seni. Teklif mi? Ne teklif bu? Yoksa cenazesini yıkamanı mı teklif etti? Hayır, evlenme teklif etti ve teklifini kabul ettim. Ne dedi? Ne diyorsun sen? Kül mü oldun? Lan bu karı hortlak. Mezardan izin alıp gelmiş buraya. Şu karının neresiyle evlenecek? Mahmut Hanım, paranın gözü kör olsun be pembe. Şu karıyı bile o kadar güzel gösterdir ki bana. Sanırsın Cindy Greyfurt. Canım. Hay benim başım. Lan ne diye yaptırdım o fiyi. Yunus'u beni bırakıp şu ortak karıyla evlili. Sana nasıl yedi numaramızı ama. Yaşlı karıyla evleneceğim dedim ya. Ruhu çekildi, ruhu. Ay karı be. Yaptığı büyüğü tuttu sanır. Börekten yedim diye hakikaten para gözü oldum sanır. Bu benim anam hakikaten saf lan. Saf falan mı? Safın ödek verir be. Aklınız alıyor mu ya? Gidip büyü yaptırmış ya. Yaptırdın. Ben de onun canını okumazsam, büyü yaptığına pişman ettirmezsem bana da Yunus demesinler. Ay ne yapacağız be abi? Pembeyi bin pişman edeceğiz. Bizim para
olmamızdan öyle bir bıkacak ki Ferhat'la Sultan'ın evlenmesine izin verecek. Yaşa be Yunus baba, sayende evleneceğiz yani. Sağ ol baba. Ama asıl senin sayende evleneceğiz Şahanem. Sen ananın büyü yaptığını fark etmeseydin nasıl anlayacaktık? Ablam değil, ben gördüm anamı. Öyle mi, sen mi gördün? Yerim seni kız, fındık kurdu. Baba, planımız nedir? Biz gene yatacağız. Böreği yiyip para delisi olmuşuz gibi davranacağız. Aman gözünü yiyeyim, pembe numara yaptığımızı çakmasın. Orası tamam. Şimdi geldik planın en civcivli yerine. Allah Allah, zevkle kuduracağım ben be abi. Uyduruktan bir aile ayarlayacağız. Bunlara zengin bir süsü vereceğiz pembenin gözünü boyamak için. Sonra da sultanı istemeye yollayacağız. Ya iyi de nereden bulacağız bu numara yapacak aileyi? Aliş, koş oğlum. Kahveden organizatör Rıza'yı çağır. Babam çağırıyor. İki eli kanda olsa gelsin de. Tamam baba. Hadi sen de gel. Hadi birlikte gidelim. Hadi yavrum. Hadi lan. Vay be. Babamın sayesinde birbirimize kavuşacağız Şahanem. Koskoca adam oldun. Hala kadından dayak yiyorsun. Selim gülme. Gülme lan. Hazırlıklı ol. Bugün görücüler beni istemeye gelecekler. Hayırlar olsun. Ne görücüsü kız bu böyle? Kız ana, hani ben geçen hafta otogalericinin açılışına gitmiştim ya, manken olarak da. Gittin İyisi, o otogalericisinin sahibinin oğlu beni görmüş, çok beğenmiş, istemeye geleceğiz diye haber yollatmış. Çok zenginler ana, yani böyle hemen ver beni. Kız bir dursun, param oldun gelsinler, bir bakarız. Koş ana, koş, koş. Kızım bir dur be, bir dur be. Koş. Gel gel abi gel. Hasan abi aman gözünü seveyim, bir falso verme. Zengin gibi davranacaksınız, tamam mı? Tamam tamam, sen hiç merak etme. Gelmişler işte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Alayım çiçeği. Bir canım lokumu da ver bana. Gözün aydın Pembe abla. Turnayı gözünden vurdun ha. Dünürlerin acayip zengin. Adi ne iyisin. Ne oldu sana? Hiç mi kıskanmasın sultanı? Ya be kıskanayım be Pembe abla. Müşteriler iyi para bıraktı. Yeşilköy'den buraya 40 milyon yazdı. 10 milyon da bahşiş verdiler sağ olsunlar. Bin bereket. Tübe tübe. Lan bunun da karakteri bozuldu ha. Ya kız ana, hiç içeri girmeyelim. Prosedüre gerek yoktu. Direkt ver beni buradan. Bir an evvel zengin olacağım. Hadi kız, tübeler hadi. Olsun. Kız iyice para oldun. Gir içeri kız, haydi girse. Buyurun canım, buyurun içeri. Buyurun gel canım. Sen hadi. Sağ ol. Afiyet olsun. Maşallah maşallah, oğlumuz da pek yakışıklıymış. Nazar değmesin. Ellerinizden öper, bir tanedir oğlumuz. Bak kızım, ideal koca dediğin a böyle olur. Hem yakışıklı, hem zengin, hem de iri burunlu. Tam aradığım damat canım benim. Efendim, oğlunuz ne iş yapar acaba? Vallahi benim bir otogalerim var, bir de kebapçı dükkanım var. Oğlum o kadar maharetlidir ki ikisini birden işletir. Oh maşallah maşallah. Kızım maşallah. Ne maşallah. Baksana, paranın asıl kaynağı bu morukmuş. Acaba derim çocuğu bırakıp morukla mı evlense? Kızım sen mısın, sen ne dersin, kız sapıttın mı? Öyle deme bana. Bu moruk yarın gün kızım oğlunu kovarsa hepimiz böyle cız cızsak ortada kalırız. Halbuki paranın kaynağıyla evlenirse bütün servete konar. Tübe tübe. Allah'ım bu kız ne hale geldi yarabbim. Bence de morukla evlensin abla. Paranın kaymaklısı onda. Ay çok doğru. Lan karışmayın be. Hadi. Para para diye ölmüşsünüz hepiniz. Allah canınızı almasın.
Efendim, biz Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Oğlunuza mı ya? Ben kendinizi isteyeceksini zannetmiştim. Yani o kadar gençsiniz ki. Allah seni kahretti Zilli. Teveccühünüz kızım. Kız Zilli. Zilli'ydi şu eteğini kırmaya evetti beni ha. Ellerim kırılsaydı da ben o büyüğü sana yedirmeseydim. Bir şey mi dedin kız ona? Yok bir şey. Yok. Efendim, isterseniz biz bu düşünelim cevabı size yarın bildirelim. Öyleyse bize müsaade. Müsaade sizindir, buyurun. Güle güle Işıklı. Ben sana esas cevabımı sonra söylerim. Anlarsın kız ya. Gel buraya. Hadi hadi. İyi günler Cırdım. Yürü yürü. Gel oğlum gel. Ay. Sultan. Ay kız sen bu genç çocukla evlenmeyeceksen ben evleneyim mi onunla? Ne olur kız ben evleneyim mi onunla? Ne olur. Tübe. Tamam kız evlen. Ah. Ben de Moruk'la evlenirim. Gelin kaynana oluruz seninle. Ay, ay kız valla öpeceğim. Lan siz ne dersiniz, kudurdunuz mu? Ay delireceğim. Kızım sen nasıl bir Moruk'la evlenirsin? Ya sen ulan? Sen nasıl oğulları alırsın ha? Sen zaten Selim'le evli değil misin? Ay sen bilmiyorsun Pembe abla. Kızım neyi bilmiyorum? Selim ne olur bu evlenirim der. Abla biz Fatoş'la boşanma davası açtık. Ben de kendime zengin bir karı bulacağım inşallah. İnşallah. Ay ne? Ay bana bir şeyler. Pembe abla. Ay bayılacağım ulan. Yazık be kadına. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biraz ayılıp bayılsın, aklı başına gelir. Deme ya. Demek Sultan Pembe'yi iyice kudurttu ha. Ne diyorsun? Oğluna değil de bana meyledince Pembe kudurdu. Canıma değsin be. Bir de güzel oynuyor ki sormayın. Ay ben bile inanıyordum az kalsın. Aslan Sultan be. Kimin sevgilisi be? Senin sevgilin. Aa Şahanem. Hoş geldin Şahanem. Ananı bir güzel moratmışsın. Oo moratmak da laf mı? Ya en son bizim boşanma yalanını duyunca bayıldım. Allah sizi kahretmesin. Nereden aklınıza geldi o yalan? Ya çok mu ileri gittik Yunus Baba ya? Yo, daha pembe kıvama gelmemişti. İyice pişman olup Sultan'la Ferhat'ın evliliğine razı olmadan bu iş bitmez. O zaman biraz daha köpürtelim şu mevzuyu be abi. Aynen. Ya nasıl olacak peki o iş? Şimdi Sultancığım, Aslan'la kol kola girip sizin eve gideceksiniz. Aslan'ı tavladım, karısından boşanıp benimle evleniyor diyeceksin. Lan Yunus baba, korkarım anam bu sefer kesin kafayı yer. Ya. Biz de onu istiyoruz ya zaten. Büyü yaptırdığına... gibi pişman olması lazım. Tamam. İyi o zaman. Yürü Hasan. Gel. Yakışıklı Hasan. Gel. Hadi gel. Sultan. Deli kız ya. Gitme lan.